Sevgili Can Bağları, öncelikle iyi ki varsınız. Candasınız, can da olmaya da devam edeceksiniz. Evet, şu an beni dinleyen sana söylüyorum. İyi ki varsın, iyi ki varsın. Bir tek insanın bize iyi ki varsın demesi, var olduğumuz için mutlu olmamızı sağlar mı? Sağlar. Bir de iyi ki varsın demek de yine çok insanı mutlu eder, güçlendirir. Öyle değil mi? Ya iyi ki varsınız o yüzden. İyi ki varsınız. Aklını ailene, sadakatini eşine, ahlakını topluma, yüreğin dostuna, onurun da sana lazım. Lazım, lazım. Cancağızım, her zaman alttan alırsan altta kalırsın, altta kalırsın, evet. Aşk olun. Özlemin Asaf. Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim oysa. Ya nasıl can alıcı bir cümle değil mi? Anladım ki aşk her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem galiba. Aşkta önemli olan aynı elleri tutmak değil. Bir ömür hiç bırakmamaktır. Bunu iyi ayırt edelim. Çoğu ayırt edemiyor gibi geliyor bana. Bende simetri hastalığı var. Yamuk insanlara asla tahammül edemiyorum. Sizde de var mı? El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürlerle bahsedeceğini zannetme. Zannetme. Canım kardeşim, zannetme. Bir kişinin senden nefret etmesinin asıl nedenini merak ediyor musun? Ben söyleyeceğim. Asıl nedeni senin gibi olmak istediği halde asla senin gibi olamayacağını çok net bir şekilde bilmesindendir. Başka sebep yok. Bu kadar. Hayattaki en büyük pişmanlık. Sizce? Pişman olurum diye yapmadıklarımızdır. Sakın vazgeçme. Vazgeçme. Eğer sen vazgeçersen hak etmeyen biri kazanacak. Sakın vazgeçme. Vazgeçme. Öyle zamanlar olur ki nereye gittiğin önemini yitirir. Çünkü asıl önemli olan yanında kiminle gittiğindir. Asıl önemli olan. Ve bir gün kalem diyecek ki bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin. Hayatımda kimse yok. Ama pişman değilim. Çünkü sen aşkı
basitleştirenlerden birisi. Bense... Burası çok güzel. Bense yalnızlığın hakkını verenlerden. Aradaki fark. Yüzden pişman değil. Aşkım. Susmak yalnızlığın ana dilidir. Yalnızım. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi. Karanlıklar içre. Yalnızım. Yalnızım. Ömür Hanım yalnızım. Evet, hatırladım. Küçük, basit şeyler mutlu olmamıza sebeptir çoğu zaman. Ama aynı zamanda da küçük, basit şeyler bir anda üzer, uzaklaştırır hayattan. Arkamdan konuşanların hepsi arkamızda takılmaya devam edin. Biz önden devam ediyoruz. Hazreti Mevlana der ki, yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. Kul. Ey Allah'ım yardım et. Daha geç incinelim. Daha çabuk bağışlayalım. Daha az yargılayalım. Ve daha çok fırsat verelim. Ey Allah'ım yardım et. Yardım et. Yardım et. Yüzlü insan pazar tezgahı gibidir. Öne iyileri koyar, arkası hep çürüktür. Şimdilerde daha farklı tabii de. O iki yüzlü insanlardan Rabbim bizleri korusun. Hep korusun. Her zaman. Bizi de öyle olmaktan korusun. O da çok önemli. Aşk ola. Rahat olmak lazım. Fakat... duyarsız değil. Açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil. Patavatsız değil. Duygularımızı samimi bir şekilde anlatmalıyız. Hani patavatsızlık karşı tarafı yıkan, yok eden, enkaza çeviren bir şey olmamalı. Doğru, açık sözlü olacağız ama yıkmayacağız. Ah diyor ki, güzel olan benimdir deme, deme, yorulursun, yorulursun, yorulursun. Benim olan güzeldir de, mutlu olursun, mutlu olursun. Aşk alın. Sözünde güven olmayanın, bak sözünde bir güven oluşturmuyorsa içinizde, onda sevgi olup olamayacağını düşünmeyin bile. Sözünde güven olmayanın kalbinde sevgi olmaz, olmaz.